günaydın arkadaşlar. AKK'daki 3. günümdeyim. Artık bugün son gün ve buradan Köyceğiz tarafı, Ortaca, Yuvarlakçay ve şelalelere gitmek istiyorum. Videoları beğendiyseniz, abone olmayanlar abone olabilirsiniz, bir butonunu açabilirsiniz, güzel yorumlar bırakabilirsiniz. Bu arada premier sırasında süper sticker ve süper chatlerim açıldı. Oradan da kanala destek verebilirsiniz. Sizi kocaman öpüyorum. Bir başka vlogda Akdeniz'de görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar, Sakin Kent ünvanıyla Akyaka'nın 2-3 senelik çalışması sonucu çıkan kalesini ziyarete geldim. Hep deniz ya da azmak yapacak değiliz. Tarihle ilgili şeyler de yapmalıyız diye düşünüyorum ama şu an kazı çalışmaları sürdüğü için her yerde fotoğraf ya da video çalışması yapamıyorum. Müsaade istedim, tamam dediler. Kazı çalışması alanı harici çekebilirsiniz dediler. Şimdi size biraz bahsetmek istiyorum. Bu kale Orta Çağ dönemine ait bir kale. Karlıkların yaşadığı dönemden. Ama bir yaklaşık 2021 senesinde Muğla Üniversitesi'nin ortaklığıyla birlikte Ula Belediyesi ortak çalışma sonucunda 10 aylık bir süre içerisinde bu surları ortaya çıkarmış. Surlar da daha yeni oluşumda olduğu için bazı yerlerde gene kazı çalışmaları yapılıyor ve oralardan fotoğraf ya da görüntü almak yasak. Daha gömülü birçok sanat eseri var ama yoğun ve hızlı bir şekilde çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. Surları göstereceğim size. Fazla detay alamayacağım kaleyle ilgili. Kale 3 ya da 4 bölümden oluşuyor. Ama her bölüme gidemeyeceğiz. Sur kısmından size biraz görüntü çekmek istiyorum. Evet arkadaşlar, aşağıda 4 tane kaya mezarlığı var. Bir tanesi küçük, halkın fakir kısmına aitmiş küçük mezarlıklar. Diğer üçü büyük, daha önde gelen zenginlere ait mezarlıklar. Daha çok çıkar ama şu an için 4 mezarlık kaya mezarlığı mevcut. Aşağıya doğru inemiyoruz. Dediğim gibi çalışmalar da var. Sadece şöyle görmenizi istiyorum. Sakin Kent ünvanına layık görülen Akyaka'nın bu surlarında Allah bilir nasıl ama nasıl bir tarih yatıyor. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkürler. İsim soyad alabilir miyim? Sude Bayraktaroğlu. Ya öğle yemeğinizde vaktinizi bana ayırdınız. Yok, teşekkür ederim. Değil. Yukarıya çıktım ama ben çok fazla bilgi veremedim. Siz verirseniz sevinirim. Tabii, ilk olarak bu alandan bahsedeyim. Tamam. Burası yukarıya göre dönem parkı var. Gökova köyü var ileride. Orada asıl ana kentimiz var, İdima Antik Kenti. Burası oraya bağlı bir mahalle. Buradaki yapıların liman yapısı olduğunu düşünüyoruz. Alan henüz olarak net bir bilgi vermiyor bize. Belki bir ihtimal hamamı olabilir diye düşünüyoruz. Buradaki bu çatı kiremitleri de yukarıdaki çatının tamamen böyle düşmüş haldeki olabilir. Evet. Mesela şu merdiven alanın yan tarafından böyle tıp aletleri, antik döneme ait, milattan önce 3. yüzyıla ait tıp aletleri çok geldi. Bu ileride de yukarıya kaleye bağlı ayrı bir dehliz yapısı var. Orası da böyle ana kayadan içeriden merdiven oluşturmuşlar. Yukarıya doğru bir tünel açmışlar. Tüneli bulduk yani. Evet. Kaleye gelecek olursak, kalede milattan sonra 7. yüzyılla 11. yüzyıl arasında tarihleniyor. Ama aralarda kesintili dönemler mevcut. Bizans, işte geç Roma, Selçuklu, Osmanlı, hatta Cumhuriyet dönemine ait bile seramikler, kaplar buluyoruz. Evet.
tiyatro alanı vesaire daha ortaya çıkmadı değil Yok, mi? Yok, orası İdim'e ana kenti dediğimiz alanda da çalışmalarımız devam ediyor. Orası biraz yüksek ediyor. Bir yer. Evet, orası oraya gitmedim açıkçası. Zor biraz daha arazi olarak. Hı hı. Orada bir tiyatral yapı dediğimiz bir alan çıktı. Ama daha yeni başladık oranın çalışmalarına. Sizce ne kadar sürer? Tam anlamıyla kalenin ziyaret edildiği sırada bilgi alınabilmesi açısından bilgilendirilmiş tabelalarla konulması ve hani insanların yürüyüş alanının tamamen açık olması. Proje yani burası ve yukarısının 5 yıl şu anlık bir proje şeyi var, süreci var. Ödeneklere bağlı biraz daha bunlar. Yani eğer ödenek gelirse, şey sponsorlarımız olursa, artarsa daha uzun yıllarda sürer ama yani 5 yıllık kesinlikle yeterli bir süre değil. Evet arkadaşlar, bu videoyu izliyorsanız sponsora ihtiyacımız evet. var. Bilginiz olsun. Çok kolay gelsin. Çok görüşürüz. Teşekkürler. İyi günler. Giriş ücreti alıyor muyuz acaba? Evet, alıyorum. Ne kadar öğrenebilir miyim? Kişi başı 200 lira bir giriş ücretimiz var. İçerisinde şezlong şemsiye dahil oluyor. Ve yiyebileceğimiz alanlar var. Karnınız evet. acıkırsa bir şeyler yiyebiliyoruz. Restoran var, bar var aşağıda. Siz peki hep burada mısınız? En yukarıda? Yoksa geliyor musunuz? En yukarıda. Sabahtan akşama kadar. Tek başıma. Sıcak çünkü. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi günler. Arkadaşlar her yerde karşıma bir şekilde dik merdiven çıkıyor. Neyse şimdi düz dedik. Yokuş aşağı iniyoruz. Yazık, sıcakta sabahtan akşama kadar orada olmak çok zor arkadaşlar. Akyakalı arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla burası özelleştiği için giriş ücreti vesaire pek tercih etmiyorlar. Halk plajını tercih ediyorlar. Burası çünkü bizim yerimizdi diyorlar. Niye bir anda özelleşti de giriş fiyatı 200 lira veriyoruz diyorlar. Demek ki Akyaka gençliği yeni tesislere açık değil. Aa, çok güzel bir su gördüm orada. Harika. Arkadaşlar ben biliyorsunuz şelale olayına bayılırım. Merhaba, ne güzel şelale varmış. Selamlar. Aa, süpermiş yahu. Ve görebiliyorsunuz direkt. Gerçekten bayıldım. Şu şelalenin orada. Yıllardır kurduğum şelale fantezisini yapsam mı? Fotoğraflandırma olarak. Modellikten gelme olduğum için arkadaşlar böyle güzel bir doğa olayı görünce şelalede gerçekten fantezilerim de var. Orada böyle güzel güzel fotoğraflar çektirmek istiyorum.
şansıma tek deniz gününe ayırdığım gün bugündü ama bir anda bulut girdi ve girdiği için biraz esintili olmaya başladı. Ege'nin denizi zaten soğuktur. Denize giremeyeceğim galiba ama buraya çok bayıldım, çok güzel. Hani kendilerini geliştirmişler sahipleri ve güzel bir dizayn yapmışlar. Daha da güzel olabilir, benim elime geçse olur yani. Çünkü hani İstanbul'da yaşamanın vermiş olduğu vizyon var ya, ama onlar da olabildiğince başarılılar. Tek eksik aslında DJ kabini var. Belli bir saat dilimi arası hep ağır olabilir. Çünkü 200 lira giriş verilmesi ciddi bir şey. 200 lira giriş verince Akyaka Gençliği bir müzik, bir happy hour da istiyor. Deniz çok temiz, çok berrak. Hemen solda da Azmak akıyor zaten. Azman bir o şelale kısmı vardı ya, Çınar diye reklamın oldu. Orası Azmak su ama burası da deniz. Bütünleşmiş, birleşmiş. Çok tatlı. Dağların arasında minnoş bir yer. Ve bu ağaca bayıldım. Tek başına böyle zeytin ağacı gibi duruyor. Burayı dilek ağacı mı yapsam acaba? Şeyler atsam birisi gelir. Biz Türk insanları meraklıyızdır. İki kokavra görünce galiba dilek direniyor diye. Bir sene sonra geldiğimizde de bu ağaca bakarız. Dolmuş olur büyük ihtimalle. Yoruldun mu tatlım? Yoruldun mu? Yat uyu. Yat bebeğim. Yat uyu. Ha, kozalağı mı atayım? Ha? Kozalağı mı atayım? Ya, dur atalım, kozalağı atalım. Atıyorum. Hoppa. Ne oldu? Çok mu derin attım? Çok mu derin attım? Yok, terliğimi vermem. Vermem. Terliğimi vermem. Başka bir şey mi? Şunu vereyim. Şunu atalım mı? Bak bunu. Bak. At. Kandırdım. Bir gündü ama çok yoruldum. Güneş ya da deniz denize girmesen de yorabiliyor. Derken köpek ısırırmış beni. Arkadan hepsi bir anda kavga ettiler, böyle bir ortalık karıştı. Akyaka Çarşı'dayız arkadaşlar. Çok küçük bir çarşısı var. Şu an yürüdüğüm yol Barlar Sokağı gibi bir yol ama böyle geçmiyor tabii. Yolun başındaki ilk bar genelde Akyakalı gençlerin tercih ettiği bir bar. Göstereceğim şimdi. Harici de küçük bir çarşısı var dediğim gibi. Kilimcisi, şilebezinden elbisesi, incikçisi, boncukçusu. Klasik bildiğimiz Sayfiyeyir çarşısı. Hadi gelin buraları da bir gezelim, sonra da yemeğe gidelim. Görüşürüz. Şu gördüğünüz yukarıdaki ahşap yerlerin hepsi butik otel ya da apart. Ve sarmaşıklarla sarılı. Çok tatlı balkonları var. Gençler ya da orta yaşlı Akyaka halkı ya da İstanbul'dan gelip de yerleşmiş insanlar bu yolu çok tercih ediyorlar. Çünkü başka da yolu yok zaten. İleride biraz sahil yolunda kafeler vesaireler var ama orayı gençler tercih ediyor. Ve müziğin sesi daha yüksek haliyle belli bir yaş grubu oralarda takılmayı tercih etmiyor. Fast food tarzı da yerler var. Bildiğimiz çok market var gördüğünüz üzere. Size Poison'ı da göstereyim. Gençler burayı çok tercih ediyormuş. Ve ben de birkaç kez önünden geçtim de akşam saati. Evet, bayağı kalabalık olduğunu gördüm. Şu an çok fazla kişi yok ama Poison da burası arkadaşlar. Taksiye
Taksim'deki bar kültürü mevcut. Ama şey yani, herkes birbirini tanıdığı için buraya gelmeyi tercih ediyor. Burası da orta alanı gibi bir şey oluyor Akyaka'nın. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Fazla bir şey yok. Birkaç kilimci, şile bezinden elbiseci, incikçi, boncukçu, bu tarz şeyler gördüm yani. Burada çarşıda herkes birbirine laf atabiliyor arkadaşlar, tanısa da tanımasa da. Gördüğünüz üzere karşıda Gizem Hediyelik diye bir yer var. Fatoş Butik diye bir yer var. Hemen devam ettiğimizde Yelken Restoran Barı görüyoruz. Otelin altı burası. Şurası ilgimi çekti. Alanya karesindeki kilimciler gibi. Çok tatlı kilimler satıyorlar. Yerli turistlerin uğrak yeri de olsa kilim demek ki bütün sayfiye yerlerinde var. Bu arada şu kilimden tablo gerçekten başarılıymış. Bu çantalar da meşhur oldu. Bakar mısınız arkadaşlar, 40 liradan satılıyor bez çanta. Plaja giderken ya da işte başka çarşıda vesairede kullanabileceğiniz çantalar. Zaten daha şeyine de gerek yok Akyaka'da. Lüks, hoş, marka bir çanta taşımanıza gerek yok. İncik cincikler de bu şekilde. Akyaka magnetleri var. Ben magnete bayılıyorum arkadaşlar ama şunlar daha esprili, bakar mısınız? Ne polisi alkol bey. Yine yazlık yerde giyebilecek elbiseler satıyorlar arkadaşlar. Her şey çok rahat. Ha, şunlar çok rağbet görüyor. Burada da aynı şekilde görüyordur eminim ki. Ben de aldım açıkçası çünkü şey, uzun boylu olduğum için. Burada da fiyatı 350. Hemen 350'ye satılıyor bunlar. Park modanın. Biliyorsunuz şeyde onu çekmiş miydim hatırlamıyorum. Üstünde gördüğümüz şeylerin aynısı. Versiyonu daha doğrusu. Bir şey daha dikkatimi çekti. Araplar, Suriyeliler burayı daha keşfetmemişler. Hep yerli turist var ve Akyaka'nın yaşayanları burada. Bu da güzel bir şey yani bu açıdan. Çünkü hani Bodrum, Çeşme vesaire tercih ettiğimizde artık onları her yerde görüyoruz. Hani kınadığımızdan değil ama kendi ülkemize yabancıymışız gibi oldu. Burası en azından onlar tarafından keşfedilmemiş diyeyim size. Eğer arzu ediyorsanız arkadaşlar, hemen merkezdeki bu küçük restoranlarda da bir şeyler yiyebilirsiniz. Sol taraf meyhane balıkçı. Hamarat Takı diye bir yanında bir yer var ama kapalı, daha açmamış. Genelde hediyelik eşya ve takı çarşıda çok fazla gördüm. Ama işte ekmek arası balık, işte meze falan tarzı ufak ufak minnoş mekanlar da var karın doyurmak için. Hemen balık ekmek şöyle göstereyim ileride. Sandal balık ekmek diye mevcut mesela. Ha, size daha önceden bahsetmiş miydim bilmiyorum ama şu olay burada çok mantıklı ya. Yani İstanbul'da da bazı mekanlarda var evet ama rakını al gel. Her yer bu şekilde. Rakınızı alıyorsunuz ya da başka içkinizi neyse, mekan sadece sizden yediklerinizi alıyor ve içki olayına karışmıyor. Ocakbaşımız var. Ocakbaşı ile birlikte hemen yanında gene et türü şeyleri yiyebileceğiniz bir çorba da içebileceğiniz salon var. Karşısı da direkt alternatif olarak balıkçı olmuş. Gökyüzü çok güzel. Gün batmak üzere. Hafif kızıllığı görüyorsunuz. Dağların arkasına inmiş durumda. Arkadaşlar bu ön taraf, hemen şu yolun ön tarafı da direkt sahil, teknelerin olduğu yer ve sahildeki mekanların olduğu yer. Arkadaşlar böyle bir yer buldum. Burada yani geliyorsanız eğer eve dönerken bal ve zeytinyağı alabilirsiniz. Yol üstünden de alabilirsiniz ama böyle bir dükkan buldum. Bir bakalım. Thank you.
fiyatını merak ediyorum. Şey mi? Hangisi? Büyük olanın en sağda. Büyük olanın 114 lira. Ha, uygunmuş. Zeytinyağı aldı başına gitti. Hani ben onlar soğuk sıkım Milas, olduğu için. Milas'tan. Çok teşekkür ederim. Uğrayacağım. İşte benim mekanım arkadaşlar. Geldik çok şükür. Rahat meyhane. Müzikleri de çok güzel buranın. Siz de seveceksiniz. Dekoru çekeyim sizin için. Çökertmeydim. Üçü de çok başarılıydı. Şimdi bunu da yiyeceğim. Bu da başarılıdır eminim ki. Ay bu kadar meyhane yeter. Hadi gelin sizi Akika'nın muhteşem kulüplerine götüreyim. Thank you.